Kimi hadislerde cennet kokusundan mahrum kalırken, kimi hadislerde cenneti nimetlerine kavuşacağımız bilgileri mevcut. Her iki durumda bulunabiliyoruz yaşantımızda. Bunu nasıl yormalıyız? Ya nefsimize uyarız, cehennemlik iş yaparız, pişman oluruz. Ya Rabbi, benim işlediklerimi de beni de affet deriz. O da affettim der, cennetlik oluruz. Sonra tekrar gider kendimizi bataklığın içine atarız debeleniriz. Kire pasa bulunuruz. Uzaklardan bir Allah sedası gelir. Silkeleniriz. Ya Rabbi beni affeyle. Subhanallahi ve bihamdihi. Subhanallahi lazim. Ve bihamdihi estağfurullah azim deriz. Günde yüz sefer Allah der ki kulum kendisini affedecek olan Rabbisini hatırladı. Affettim der. Ey Habibim de ki tövbe ederlerse tövbelerini kabul eder, affederim. Dua ederlerse dualarına icabet ederim. Ey Habibim de ki ben onlara onlardan daha yakınım. O işidir, o afüvdür, o tevvaptır. O Rahmandır. Herkes seni terk eder. O terk etmez. Herkes bir tekme vurur. O vurmaz. Her döndüğünüzde onu şefkatle, merhametle bekleyen bir Rab görürsünüz. İnsanoğlu dönersin, yüzüne bakmaz senin. Özür dilerim, hakkını helal et dersin. Etmiyorum, defol git der. O öyle demez. Sana geldim. Kırığımla, dökümle sana geldim. Yüzümün karasıyla, elimin boşluğuyla sana geldim. İsyanımla, bühtanımla, günahımla. Ya Rabbi, seni Rab bildim, seni Allah bildim. Geldim, elindeyim, önündeyim. Beni affet, hiç affetmedim demez. Ben duymadım, duyan gelsin bize de söylesin.